Hayırlı sabahlar dedeciğim. Osman nerede? Hayırlı sabahlar Yusuf'um. Osman annenlerin odasında uyuyor. Sağ ol dedeciğim. İşim biraz uzadı Mehmet. Birazdan geleceğim. Tamam Yusuf, bekliyorum. Ben seni çok seviyorum, biliyor musun? Ben de seni çok seviyorum. Sen uyumuyor muydun? Hala uyuyorum abi, görmüyor musun? Nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama beni güldürmeyi hep başarıyorsun. Sen beni ağlattın ama. Neden beni de namaza kaldırmadın? Dedemin odasında yattığın için namazı da dedemle kılarsın diye düşündüm. Bu yüzden mi ağladın yoksa? Tabii bu yüzden. Başka ne olabilir? Tamam kardeşim. Söz. Yarın sabah gelip kaldıracağım. Hadi kalk. Odamıza gidelim. Mehmet bekliyor. Sahi mi? Beni mi bekliyor gerçekten? Aslında tam olarak öyle değil. Uyanık olduğunu bilse tabii ki seni de beklerdi. Anlamadım ama olsun. Sonuçta bekliyor işte. Bak yine güldürdün beni. Hayırlı sabahlar kızım. Dedenin odasındalar. Hayırlı sabahlar anneciğim. Kimseyi göremeyince telaşlandım da. Bana ihtiyacın var mı anneciğim? Sağ ol kızım. Hadi sen de git. Dedenin odasını şenlendirin biraz. Yani ben seni namaz kılmak için kaldırdım ama kalkmadın. Anladım dedeciğim. Sana kırgın değilim. Abimlere de kızgın değilim. Geçti bak. Oh ne güzel. Neye gülüyorsunuz? Ben de bilmek istiyorum. Bir yanlış anlaşılmayı düzelttik kızım. Mutluluğumuz bu yüzden. Elif de uyandığına göre bize biraz müsaade. Yusuf bugün amma işin çıktı. Şimdi anladım abi. Hadi hadi çabuk olalım. Allah Allah. Ne işi bu şimdi? Vallahi ben de anlamadım dedeciğim. Merve, Mehmet abi, size bir sürprizimiz var. Hı? Bu ne şimdi? Ya konuşacağınızı açsanıza, ne kadar meraksızsınız. Of, ne uğraşıyorsunuz? Yatın gitsin. Hediye paketini yırtmak, hediye verene saygısızlık gibi geliyor bana. Tamam tamam rahat olun. Bize saygısızlık etmiş olmazsınız. İnanmıyorum. Bu çok güzel bir hediye. Teşekkür ederim. Aynen. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz.
Kupalar üçümüzün harçlıklarıyla alındı. Resimlerimizi Elif ablam çizdi. Hep beraber boyadık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Güle güle kullanın yavrum. Çocuklar, sizin de ellerinize sağlık. Aferin size. Demek köşe bucak sakladığınız hediyeleriniz bunlardı. Aferin yavrularım. Ellerinize sağlık. Daha bitmedi. Bunlar da benden. Şeker gibi torunumdan şeker yenmez mi? Sağ olasın oğlum. Babacığım. Hayırdır be, bugün çok yoğunum demiştin. Toplantı iptal oldu hanım. Belki güzel bir program yaparız diye düşündüm. Hem Merve ve Mehmet'e namaz hediyesi olur. Peki ne yapacağız baba? Buna beraber karar verelim. Kahvaltı yaptınız değil mi? Çocuklar yeni kalktılar canım. Henüz kahvaltı yapmadılar. Hadi o zaman kahvaltınızı yapın. Hem de düşünün, bugün ne yapmak istersiniz? Osman'ın gönlünü aldınız mı bakalım? O konu çözülmüştür. Şu an konumuz hediyeler ve nereye gidelim? Ne hediyesi oğlum? Kendi ellerinizle yaptığınız hediyeler bunlar demek. Aferin yavrularım size. Güle güle kullanın çocuklar. Sağ ol amca. Minyon. Hadi gel. Kapıyı kapatacağım bak. Bazen ben de senin gibi üzülüyorum. Elif'in arkadaşı geldiğinde mesela. O yüzden anlıyorum seni. Beni anlayamazsın. Anlaman için hep dışarıda olman lazım. Haklısın ama seni ne kadar sevdiklerini biliyorsun. Evde yaşaman günah olmasa sen de bizimle yaşar. Biliyorum Minyon ama yine de üzülüyorum işte. Her zaman birlikte olalım istiyorum. Günde kaç kez kapı açılsın diye bekliyorum, biliyor musun? Aslında haksızlık ettiğimi de biliyorum. Eğer eski sahibim beni terk ettiğinde Yusuf bulup buraya getirmeseydi, şimdi kim bilir ne halde olurdum. Bir fikrim var. Ben senin evine misafirliğe geleyim. Gelir misin gerçekten? Neden gelmeyecekmişim? Tabii gelirim. Oley! Yaşasın! En kötüsü de hiçbir şeyden habersiz çocukların başına gelen babacığım. Biz gelince sustunuz babacığım. Ama ben biliyorum neden üzüldüğünüzü. Savaşta ölen çocukları konuşuyorsunuz, değil mi? Ben de gazete okuyorum. Her şeyin farkındayım. Çocuklar, söyleyin, neye karar verdiniz? Aslında çok karışık amca. Nasıl yani? Merve ve ben camiye gitmek istiyoruz. Yusuf ve Elif tamam diyorlar da Osman Luna Park'a gidelim diye tutturuyor. Hı-hı. Aslında başka bir gün biz de Luna Park'a gitmek isteriz. Bundan kolay ne var çocuklar? Hem camiye gideriz hem Luna Park'a. Sonra da hep birlikte yemek yer, sohbet ederiz. Bütün bunları yapmak için hemen çıkmamız lazım. Ben çabucak hazırlanacağım söz. Sen bir tanesin babacığım. Teşekkür ederim amca. Hadi Elif, elimizi çabuk tutalım. Hemen hazırlanıp geliyoruz babacığım. Siz hazırlanın Mehmet, hemen geliyorum. Tamam. Babacığım, kardeşlerim yokken biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki oğlum. Babacığım, ben de gazete okuyorum. Haberleri dinliyorum. Dünyanın birçok yerinde savaş var. Savaşta bazen çocuklar ölüyor, anne babaları ağlıyor. Bazen de anne babaları ölüyor, çocuklar ağlıyor. Birçok çocuk annesiz babasız kalıyor. Ben buna çok üzülüyorum. Biraz da korkuyorum. Neden korkuyorsun oğlum? Ya bize de aynı şeyler olursa? Neden savaş diye bir şey var ki? Biz arkadaşımızla kavga edince kavga kötü bir şey deniyor. Ama kocaman adamlar küçücük çocukları öldürüyor. Maalesef oğlum. Maalesef savaş diye kötü bir şey var. Söylediklerinde çok haklısın.
Daha çok küçüksün yavrum. Bu yüzden korkman da doğal. Ama sen içini rahat tut. Bizim ülkemiz çok güçlü. Biliyor musun Yusuf? Askere düğün yaparak, kutlayarak, sevinerek giden tek milletiz. Ülkemiz de, askerimiz de çok güçlü. Bizim çocuklarımıza kimse zarar veremez. Yusuf, biliyor musun? Onlar için de yapabileceğimiz şeyler var. Gerçekten mi? Ne yapabiliriz söyle baba. Savaşın bitmesi için, ülkelerine barış gelmesi için dua edebiliriz. Yardım toplayıp onlara göndererek destek olabiliriz. Çok iyi olur babacığım. Hem Allah çocukların duasını kabul eder. Siz öyle söylemiştiniz. Doğru yavrum. Allah çocukların duasını kabul eder. Babacığım, seninle konuştuğum zaman çok rahatlıyorum. Ben de büyüyünce senin gibi olacağım. Çocukları hep sevindireceğim. İnşallah oğlum, inşallah. Rabbim gönlüne göre versin Yusuf'um. Babacığım, Allah razı olsun. Amin oğlum. Senden de Allah razı olsun. Elif, gel kardeşim, minyon burada. Vay yaramaz. Ben evin her yerinde seni arayayım. Sen hadi burada çocuklar, keyif yap. Arkadaşıma misafirliğe gittim ya. Hadi çocuklar. Thank you.